Yusuf. Öyle mi? Yusuf kaç yaşındasın? 7 yaşındasın. Duydum ki Yusuf öğretmenini çok seviyormuş, öyle mi? Arkadaşlarını da çok seviyormuş. Seni? He? Peki büyüyünce ne olacak Yusuf? Polis olacak. Aa maşallah. Allah bağışlasın. Kocasının belediyesi olarak bizim bölgemizde yaşayan 7'den 70'e herkese hizmet üretmek zorundayız. Bizim bakış açımız böyle. Çocuklar için de, gençler için de, yaşlılar için de, kadın erkek bütün toplumu kucaklayacak şekilde projeler üretmemiz lazım. Ve bizim ilköğretim çağındaki çocuklarımızın okullarında temizlenmesi, hijyeni de bu minval üzere yapmış olduğumuz bir çalışma. Geçtiğimiz yıl başlatmıştık ve geçtiğimiz yıl gördük ki hakikaten önemli bir konuya el almışız. Ciddi manada isabetli bir iş yapılmış. Hatta ve hatta bazı okullarda gittiğimiz zaman gerek verilerden gerekse oradaki öğretmenlerimizden bize geri dönüş şu şekildeydi. Matematiksel bir ifadeyle bilimsel bir veri olmasa da orada gözlemlenen sonuç çocuklarımızın yıl içerisinde daha önceki yıllara oranla daha az virüse bağlı hastalıklardan etkilenmediği noktasında. Bu da bizim açımızdan yaptığımız işin farklı farklı noktalarda da karşılık bulduğuyla ilgili önemli bir geri dönüştü. Bizi memnun eden bir geri dönüştü. Tabii ki bu kadar geniş bir camiada karşılık bulan bir işi biz sürdürmek zorundaydık. Ve bu yılda bu noktada okullarımızın temizliği ve hijyeniyle ilgili çalışmalarımızı devam ettirdik. Hatta artırarak daha da genişleterek devam ettirdik. Ve inşallah bundan sonrasında bu şekilde gene devam edecek. Sadece okulların temizliğiyle değil, ilköğretim çağındaki çocuklarımıza okul dergisiyle, okullarımızın çevre düzenlemeleriyle veyahut da fiziki mekanlarındaki ihtiyaçları neyse onları karşılamakla biz Kocasinan Belediyesi olarak her daim bölgemizde yaşayan insanların hizmetinde, hizmetkarında olduğumuzu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum, söylemek istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri çalışmalarımızda hemşerilerimize hizmet etmeye, onların layık olduğu hizmeti almaları noktasında çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Bizler Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kocasinan bölgesindeki okullarımızın hijyenle ilgili temizlik konusundaki gayretli çalışmalarıyla diğer ilçelerimize örnek oluyorlar. Ben Sayın Belediye Başkanımıza, okullarımıza yaptığı katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak. İlk önce başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten başkanımız gönül adamı. İşte biz belediye dediğimiz zaman aklımıza şey geldi. Park, bahçe, kanalizasyon. Artık eğitimin içerisinde de var. Gerek sosyal faaliyetler içerisinde olsun, gerekse okul temizlik konularda olsun. Çok teşekkür ediyorum. Birçok okulumuzu haftada bir kez daha olsa temizliyoruz hijyenik olarak. Bundan da kendine Allah razı olsun diyorum. Tabii okullara Kocasinan Belediye'mizin, Sayın Başkanımızın vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımı sunuyoruz. Gerçekten ciddi destekler alıyoruz. Hem fiziki altyapı anlamında, hem eğitim öğretimin geliştirilmesi anlamında, işte bastır dergiler, çocuklara dağıtılan dergiler, okulların hijyen temizliğinin yapılması. Bunların hepsi çok güzel hizmetler ve bundan dolayı da Kocasinan Belediyesi'ne ve başkanımıza özellikle okullar adına teşekkür etmek istiyorum. Geçen seneden beri devam eden hijyen çalışmamızdan dolayı başkanımıza teşekkür ederim. Çocuk dergisi için de ayrıca teşekkür ederim. Problemi kaynağında çözme adına okullarımızda yapılan WC ve lavabo temizlik hizmeti çocuklarımızın sağlığını koruma adına yapılan çok büyük ve güzel bir hizmettir. Bu hizmetin yavrularımıza ulaşmasını sağlayan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar Öztürk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Okulumuz Kocasinan Belediyesi tarafından temizlendiği için Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.